Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz diğer anakartlara. Bu anakartımız hazır. Her şeyini yükledik. Start veriyorum. LGA 1156 soket anakartımızın bunlar verileri. Gördüğünüz gibi hiçbir kısıtlama yok. Anakart donanım olarak 32 GB RAM'imiz var. Görüyorsunuz Xeon X3430 işlemcimiz bulunmakta. Burada da gördüğünüz gibi sistem BIOS tarihi 12.31.2023. Yani biz daha bu tarihe gelmedik. Ben BIOS programlamasını yaparken, yani BIOS dosyasını oluştururken buna göre hazırladım. Buna göre dizayn ettim. Sistem bilgilerinde zaten BIOS modu UEFI olarak görünüyor. Tekrar edeyim. Bu anakart 1156 soket. Bu yapmış olduğum çalışmalarıma destek veren arkadaşlarımı anmadan geçemeyeceğim. Burada görmüş olduğunuz bu liste kanalıma destek veren arkadaşlar. Alttan başlayalım. İlker, Yunus, Emre, Murat, Okan. Bu arkadaş Türk. Bu yabancı. Bu da Türk. Bu da yabancı bir arkadaş. Ufuk kardeşim. Özgür. Bunlar da Türk. Bir de burada listelediğim Ahmet Çayır. Bu arkadaşımın bana çok desteği oldu. Donanım konusunda çok desteği oldu. Bu sebeple bunu anmadan geçemeyeceğim. Muhammed İzmir'de çok değer verdiğim bir kardeşim. Yani öyle böyle değil. Fatih Mehmet Ankara'da. Bu da aynı şekilde değer verdiğim insanlardan biri. Hikmet İstanbul'da, aynı zamanda bir bilgisayarcı. Bunun bir dükkanı değil ama kendi içinde benim gibi çalışması olan bir arkadaş. Güzel. Ancak Hikmet, sana söylüyorum. O bilgisayarcı ismini değiştir. Lyon mudur, Lyons mudur neyse, bu isim uygun değil. Bunu değiştirmeni tavsiye ederim. Erhan Cennet, bu kardeşim Aydın'da müftülükte olması lazım bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da aynı şekilde donanım konusunda desteğini veren bir kardeşim, arkadaşım. Burada daha ismini sayamadığım herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımda yorum yapan, bana destek veren, ismini burada anamadığım tüm kardeşlerime, tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hepsinden Allah razı olsun. Her zaman şundan bahsediyorum. Kanalıma yorum yapın. Yorum yapın ki yorum yapmaktan çekinenler, çekinen diğerlere cesaret verin. Bunu sizden rica ediyorum. Biliyorum yorum yapan çok değerli arkadaşlarım var. Hepsini anmış gibi, onları zikretmiş gibi düşünebilirsiniz. Onların hepsini zikretmiş gibi anlamalarını istiyorum. Bu anakartı bitirdik. Şimdi sıra geldi. Asus'un P7 H55 MLX serisi 1156 soket anakartımıza. Bunun da BIOS çipini, montajını yapalım. Bunu da kontrol edelim. Bunu göstermeyi unutuyordum. Gördüğünüz gibi NVMe SSD'miz GPT formatlı. Diğer 1156 soket anakartımızı hazırladık, çalıştırdık. UEFI BIOS destekli olduğunu burada belirtiyor. P7 H55 MLX. Burada bizim NVMe SSD'mizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi GPT formatlı.
Bir önceki LGA 1156 soket UEFI BIOS programladığım anakartınız buydu. Bu ikisi de 1156 soket. Bu anakartlara hiçbir zaman UEFI BIOS yazılmadı. Diğer 775 soket anakartımız da buydu. Şimdi bilmeyenler için yeni nesil anakartlar bu şekilde. Bu da yeni nesil 2011 soket versiyon 3 serisi bir anakart. Haliyle yeni nesil anakartlarda gördüğünüz gibi böyle NVMe SSD yuvası bulunmakta. Bunu bu şekilde takıyoruz. Hard disk ya da SSD yerine artık bu sürücüler kullanılıyor. Çünkü bunların hızları muhteşem. Buradaki slotun yaptığı işi anakartta PCI Express çarpı 16, çarpı 8 ya da çarpı 4 ya da çarpı 1 slotlarının hepsi yapıyor. Bizim anakartlarımızda yani bu eski dediğimiz anakartlarda da gördüğünüz gibi PCI Express slotları bulunmakta. Ama burada gördüğünüz gibi NVMe SSD M.2 slotu bu anakartımızda yok. Bu şekilde ya da böyle bir adaptör ile bu slota takarak sürücümüzü çalıştırabiliyoruz. Yani kısaca bu anakartın yaptığı işin aynısını anakartımızın üzerindeki PCI Express slotuna takarsak aynı işi yapar. Peki taktık ama işletim sistemi kuramadık. Zaten benim BIOS programlamadaki amacım ya da gayem bu anakartlara biz bu sürücüleri taksak bile işletim sistemi depolama sürücüsü olarak görüyordu. Haliyle üzerine işletim sistemi kuramıyorduk. Ben daha önceki videolarımda 775 soket anakartlara da NVMe SSD BIOS çalışması yapmıştım. Buradaki çalışmamda sürekli eski legacy BIOS dediğimiz eski BIOS'a donanım kimliklerini tanıtmak zorunda kalıyorduk. Yani her sürücünün kendine ait, kendine münhasır donanım kimliği var. Bu donanım kimliğini mecburiyetten anakarta tanıtmak zorundaydık. Bu büyük bir sorundu. Düşündüm, bunu evrensel modül haline getirmem gerektiğini anladım. Yani herhangi bir özel BIOS yazmadan bilindik bir anakarta BIOS modlama ya da BIOS programlama ile bu elimde görmüş olduğunuz NVMe SSD ya da diğer herhangi bir markayı takıp işletim sistemi kurabilmeliydim. İşte benim amacım, gayem buydu. Yani standart hale getirmek ve evrensel hale getirmekti. Ve Allah'ın izniyle bunu başardım. Tabii bu çalışmaları yaparken büyük bir emek verdim. Büyük bir gayret sarf ettim. Sabırla tek tek inceleye inceleye deneme, yanılma, dosya içerisindeki tüm kodları tek tek elden geçirerek bu hale getirdim. Ve oluşturmuş olduğum şablon bana diğer LGA soketi farklı olan anakartlara da UEFI BIOS programlamama yardımcı oldu. Dediğim gibi bu çalışmanın daha devamı gelecek. İleriki zamanda diğer başka soket anakartlara da yani eski dediğimiz diğer soket anakartlara da UEFI BIOS yazabilirim. Ancak bunun için bana lütfen destek veriniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çünkü bunlar karşılıksız yapılan işler. Benim için maliyet demek. Çünkü bu anakartlara ben para veriyorum. Sonuçta bu çalışmayı yapabilmem için anakart tedarik etmem lazım. Bunların hepsi para. İkinci elde olsa sonuçta para. Bir de sizlerden ricam, elinde farklı marka, bu videoda gösterdiğim anakartlar haricinde farklı marka G41 chipset, LGA 1156 soket, buna benzer anakartı olanlar varsa bana gönderebilir. Sırf çalışma yapmak için bu anakartlar üzerinde bana gönderebilir ve bana destek vermiş olur. Bunu da belirtmek istedim. Bu çalışmalarımın devamı gelecek. Eğer daha çok teşvik ederseniz, daha çok destek verirseniz ben de sizden aldığım feyz ile bu çalışmalara Allah'ın izniyle devam edeceğim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.